Tamamdır. İşte böyle bir şey. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Herkes bunu çok sevecek. Hele taze sizden kabuklu yapın da görün. Süper oluyor. Tadına doyum olmaz. Olmaz. Bu özlem. Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Kanalıma sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım, köydeki evin bahçesine ve sabahın seherine, sabahın mis gibi havasına. Erken saatler, bayağı bir erken. Çok güzel bir hava var. Hava sakin, yaprak kıpırdamıyor, esinti yok ama güzel bir zindelik var. Şöyle İnsanın gözü açılıyor. Yani gece çok az uyumama rağmen zindeyim, dincim, çok şükür, bin şükür. Bunu da erkenden kalkıp o sabahın sakin, şöyle sabahın nurundan hani hava çekmek, solumak bana çok iyi geliyor arkadaşlar. Ne yapıyorum şimdi ben? Fortum bayağı bir ağır. Dolu olsa, yani fişte takılı olsa, ceyran da takılı olsa tek kişi kaldırmam imkansız. Şimdi dedim ya, bir kere fişe taktık, çektik, sürekli artık oradan dereden buraya su basıyor. Biberin içine attım. Biber çapalamıştım daha önceki videoda. Şimdi susadı. Sebzelerde çapaladık mı 2 gün sonra sulayacağız. Yanacak. Yanacak diyorlar. Çapalayacağız. Otları kuruyacak, yanacak. Dibi bir havalanacak. Su isteyecek sebze. Su istemezse, su istemeden sürekli su verirsek çiçek açar, burun çürüklüğüne benzer, çiçekler döker, yani hani sararır sararır döker. Nasıl sebzelerde, özellikle biberde suyu zamanında vermediğimiz zaman çiçekleri döküyorsa, çok suladığımızda da çiçeklerini sararıp döküyor yani arkadaşlar. O yüzden sebzelerimiz kesinlikle su isteyecek. Çiçekler de öyle, aloe vereler de öyle. Su istemesi lazım. İnsan su istediğini bilir. Çapalıyoruz, 2 gün yanıyor. Dibi havalanıyor, ondan sonra su veriyoruz. Köyde sadece şu anda köpekler havlıyor. Kuşlar ötüyor buralarda. Ve bir de ben ayaktayım sanırım, hiç kimse yok. Kiraz mevsimi yavaş yavaş bitiyor. Kiraz mevsimi bittiği için çok erken hareketlilik yok. Kiraz mevsiminde bayağı bir hareketlilik vardı. Sabah 5'te, 5.30'da erken saatlerde. Hani Döndü ablanın kızı Emine anlatmıştı. 5.30'da geliyoruz. Aynen, bütün köylüler aynıydı. Şimdi gönül dostlarım bunu sürekli böyle dereden basıyor, yani kuyudan. Şu anda fişe takılı değil. Yavaş yavaş öve 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 öve. Şöyle alacağım. Sulanacak. Çapalamıştık ya. Bakın nasıl su istemiş. Artık belli. Ve biberler, çiçek de maşallah. Bol derin çiçekleri var. Size bir tavsiyede bulunur mu? Zinde kalmak istiyorsanız gerçekten, ister işe gidin, İsterse ev hanımı olun, evde kalın. Özellikle bayan arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Hakikaten güçlü, kuvvetli, zinde olmak istiyorsanız erken kalkın. Esinti yok. Şöyle bir sakinlik var havada. İşte bu hava insana çok iyi geliyor. Çok iyi geliyor. Böyle erkenden gece makineye çamaşır attım. Onları serdim. Sabah. Ondan sonra bahçeye indim. Birazcık cennet elmasının falan otlarını yoldum. Şimdi bunlar su istedi. Geçen gün çapaladık. Bunlar su istedi. Su istemese sararır, kurur. Yani çiçeğini döker. Bu da su istedi. Tabii sabah güzellerim, sabah şekerlerim benim. Kabaklar da erken saatlerde çiçeğini açar. Ne hikmetse. 5 dedi mi kabaklar çiçeğini açıyor bahçede. Ve saat hemen hemen
10 dedi mi yumuyor, ona varmıyor bile. 7 yani 9 gibi, 9,5 arası çiçekler kendini kapatıyor, yumuyor. Yani çok ilginç değil mi? Erkenden. Oh, oh. İşte bir tane boş çiçek. İşte bir tane boş çiçek. Mis gibi, al beni ye diyor, dolma yap diyor. Bir tane de burun çiçeği, burun çürüklüğü kabak gene. İşte burada kireç eksikliği var. Tarım kireci atılacak. Oho, işler kaynıyor. Kaynıyor. Çok kaynıyor. Hem de nasıl. Gan yaşı burada kocaman olmuş. Tohuma kaşmadan kazılacak. Cennet elması. Cennet elmamız da bu sene maşallah var. Çiçeğini göstermiştim size bahçe turunda. Aha bak. Cennet elmaları. Maşallah. Buna iyi bakmamız lazım. Dibini suluyorum. Sulamakla da kalmayacağım. Bu fortumu da depoya bağladık. Depodan bunu da depoyu dolduruyoruz. Oradan böyle ağaçların dibine sulama yapıyoruz. Otlarını yolacağım. Bunlar da pancar bitmiş tohumdan. Onları ellemiyoruz. Otlarını temizleyeceğiz. Ağaca bakarsak o da bize meyve verecek. Bunlar neyse bir kabarsın. Suyu attığımız zaman otların dibi, yani ağaçların dibine dibindeki otlar kabarıyor. Kökler yumuşuyor. Ondan sonra sökü sökü vermek kolay oluyor. Dudağacımız büyüdü de bizim. Bir kere aşıladık, tutturamadık. Bir daha aşılayacağız. Bakalım kocaman oldu. Dut vermiyor. Neden? Deli. Deli çünkü kara dut. Kendim çekirdekten yetiştirmiştim bunu. Bayağı bir büyüdü. Aşılı olsaydı şimdi yemiştik. İyi de tutar gibi oldu. Suladım da dibini de kurutmadım. Kurudu. Yani bir türlü iyi de ağacı yetiştiremedim. Nohutlarımız çok güzel oldu. Çapa istiyor. Nohut çapası. İnşallah. Bebeğin karnına kiraz çekirdeği koydum. Onlar şimdi annesiyle mışıl mışıl uyuyorlar. Özlem de çok uykusuz kalıyor. Onları uyuttum. Ben de erken saatlerde şöyle güneş daha doğmadan bahçe işlerini dedim birazcık halledeyim. En azından sularım. Mısırları bir kere bunları çapalamıştım. Şöyle abla içine mısırdan set çekerek süs olsun diye ortasına da köy mısırı ekmiştik. Etraflarına patlayan mısır. Ortasına da köy mısırı kaynatmalık. Onlar da şöyle çapalanacak gayri çapalanacak. Bu mısırlarda hemen hemen sübek takmak üzere. Maşallah nasıl bir cinsse bu sene 1, 2, 3, 4 tane ne dördü çatal çatal 5, 1, 2, şöyle 2, 3, 4, 5, bir tane de burada 6, 7. Görüyor musunuz arkadaşlar? Maşallah. Bu sene gene her şey çatal. Her şey çatal. Lif kabağında, lif kabakları geçen sene kendiliğinden bitmişti. Bu sene lif kabağı ve kırmızı patates bizim bahçemizde yok. Burada kendiliğinden çıkan kabak. Yine iki tane boş çiçeği var. Aha. Aa, nasıl mısır cinsi ise maşallah diyeyim ya. Dörde beşe altı tane yedi tane sübek takmış. İlginç ama ilginç. Bunlar takipçilerimizden gelen tohumlar. Bakalım gayri nasıl çıkacak, nasıl olacak. Bunlarda üçer dörder tane var, onlarda bayağı var. Ah, ah kedi kuyruğu, ah hemen yapışıyor, her şeyimize yapışıyor ya. Bunlar berbat bir şey böyle. Güzeller işte. Böyle sevgili arkadaşlar. Ben işlere devam edeyim. Bebek uyanmadan. Şimdi ne yapacağım? Özlem'e kahvaltı hazırlayacağım. Onun karnını doyuracağım. Bazı ilaçları var, onları içecek. Ondan sonra da
Günlük işler, evdeki olan işler. Erken saatlerde bahçe işi ve gün içinde sıcak kızınca ev işi diyeyim. Yine bu sene üzücü bir şey. Nedenini bilmiyoruz, nedendir, neden değildir, ne yapsak, etsek bu ceviz 2 senedir olmuyor. Şöyle ne güzel değil mi görülüyor? Cevizi görüyor musunuz Allah aşkına? Lapır lapır dökülüyor. Ha. Neden böyle dökülebilir? Geçen sene daha ufak kana döküldü, kalmadı. Bu sene de böyle, bu neden olabilir? Hünnaplar da bu sene bayağı bir ol. Öyle görünüyor. Bunlar hünnapların çiçeği. Bakalım çiçeğine göre meyve vermez de yani %50 verebilir. Hünnaplar çiçekteyken susuz bırakmayacakmışız. Şükramca öyle söyledi. Susuz kalırsa çiçeğini döker dedi. Biz de suluyoruz. Gönül dostlarım, bahçede suyu suladım. Ayşe ablalar kiraz toplamaya geldi. Onlar da erkenci. Daha güneş doğmadı. Ben de onlara sabah biraz burada hava serin. Erken saatlerde şöyle çay demledim. Ayşe abla! Ha buyur, Şükrü'yü gönder önüme. Ayşe abla, Şükrü bir gelsin. Gel. Bitirmişsiniz yalım. Al abla elimden bir. Aman. Kızım sen ne yaptın? Olsun olsun. Isıcakça içiniz ısınsın. Şurada, burada içersiniz değil mi? Hı hı. Sürmüşler bunlar tertemiz yeri. Buyur abla. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz işte. Çocuğu ettin mi? Hı hı. Hey yanına bak, hiçbir şey yapma. Yüzlerini, ellerini, ayaklarını ne varsa et. Tamam. Et, ondan sonra aşmada dursun. Hı hı. Sabanağında yıka. Bir gün mü duracak? Dursun. Sizin bu Sarayköy'ün adeti mi bu? Hı. Pekmez dedin. Üzüm pekmezi mi Ayşe abla? Üzüm pekmezi ne? Hı. Kırmızı şey yak. Sarmala say. Bir şey ölmez. Üzüm pekmezini bir beze iyice bulaştıracağım. Çocuğu saracağım. Hı. Akşamdan sabaha kadar bekleyecek. Sabah yıkayacağım. Yıkayacağım. Hı. Ondan sonra da duzu da. Hı. Ondan sonra onu yaptım. Aç dursun bir oldu. Çocuk her gün su yok muydu mu? Hasta olur. Hı hı. Ondan 3 gün geçti mi? Hı. Çocuk su yok bu yakına da. Hey yanında tuzla. Şey var ya. Ediyorsun ya, hamam yaptı yok. O suyundan ılıştı, o suyundan kaçtı acık. Heyen suyu koydu. Tuzlu suyla. Tuzlu suyla. Tamam Ayşe abla. Ağzından dişlerine ağzına kadar sok. Ha, tuzlu suyu değil mi? Hı. Kokmasın diye mi oluyor o? Hem kokmasın hem ağızdan şey yayı olmasın diye. He, ağzı yarı olmaz mı öyle yapınca? Yapılmaz, olmaz. Ben de içeri gördüm. Ben kendim yaparken, kendi yapıverdik biz de. Hı. O zaman gördüm. Gülşen yaptı da ondan gördüm. Gülşen mi yapıverdi? Onu Gülşen yapıverdi. Senin çocuklar kim yaptı Ayşe abla? O kayınlam yaptı. O da aynı yapıyor muydu? Hı. Bekmeze mi buluyordu? He. Bekmez olan hiçbir şey olmaz. Kaç günlüğüken yapıyordu bu bekmez olayını? Doğdu değil mi? Çocuk işe çıktı değil mi? Dışarı geldi, hastaneden eve geldi. Ha. Ondan sonra baktık ya, çocuk işi oldu. Şey hastalığı var. Hemen o sarılık olan çocuğa mı pekmez? Ha. Sarılık olmayana da oluyor mu Ayşe abla? Oluyor. Yapılı. Ben kendi çocuklarına ikisini yaptık biz. İzmir'de. Tamam. Ben benimkini gördüm. Ben kızınkını gördüm. Oğlankını görmedim. Ben oğlankını gördüydüm. Tamam Ayşe abla. Her törenin, her yörenin adeti farklı değil mi? Farklı ya. Bala da bulayan varmış. Onu bilmiyorum. Onu hiç bilmiyorum ben. Şükrü ne yapıyor? Kolay gelsin. Onu da hiç bilmiyorum. Hiç de diyelim. Zaten şimdi Süleyman abi poşet getir der diye poşetle geldim. Nasıl biliyorum? Aferin valla. Nasıl biliyorum? Çok az ama onu yiyemeyiz. Yani nasıl diyeyim biliyor musun Süleyman abi? Bir küçük tencere yiyemeyiz çünkü
çocuğa sütte gaz yapıyor bu. O yemeği misin? Sen ye. İyi, ben de hepsini nasıl yiyeceğim? Ya azıcık. Koy da olabilir. Hı, yok yok. Vallahi bak septir vereceğim böyle dedin ya. Yok yok. Ah malı da var. Hiç korkma. O da oyalım. Az koy. Yani onun yarısını koy. Hepsini koyma. Çok o. İyi misin Şükrü? İyi. Ay, güzel kızım bak. Vallahi. Bitirdiniz mi? Aynen. Hadi sıcağından çayı için bu. Bu pirazın orta yeri gök. Öyle mi? Başka bir fişne, tamam mı? Fişne mi gök? Gördüm gördüm. Şeydiği zaman topla. Tamam. İnşallah bir şey olursa. Bir şey olursa değil. Geçen sene söyledim bıraktım biliyorsun değil mi? Geçen sene ne oldu bilmiyorum ki. Bu sene toplarım buradayım gari. Sıcaktan Süleyman abi böbeği pişirdik İzmir'de. Sıcaktan bayıldı da buraya getirdik. Durmuyor sıcak. İyi analı babalı büyüsün. Unuttum ben onu. He, sağ ol, Allah razı olsun. Allah ömür boyu mutluluk versin. Amin. Olduğu zaman diyor biz yapardık diyor. Annen yaparmış. Eskiler bizim köyde de yaparlarmış onu. Şu sarı çiçekler ne çiçeği? Allah bilmiyorum. Yukarıdan bir daha bırakabilir miyim? Bırakma bırakma Süleyman abi. Yok şimdi zaten. Hı? Yok zaten. Güzel gel iyi toplarsın. Kirazı da toplamamışsın doğru düzgün ya. Şöyle. Ya 3 kere geldim bu kirazı ben. Ermiyor değil mi? Kademe kademe mi eriyor? Sanki mübarek bir yana erdi bir yana ermedi. Bir yana erdi bir yana. Bak hala daha kızıl duruyor. Anam ya. Evet ya. Şuka bak bu ne? Niye böyle bu? Ben bir bilsem... Allah daha gök ya bu çiyen ya bak aha. He? Aha çiyen daha gök. Ya baksana. İlaç yok değil mi yiyorum? Hayır ne ilacı kaldı biz? İlaç. Ama şey olmuyor. Kurtlanmıyor bu tam şey kirazı. Kurtlanmıyor. Bu çam kirazı. Bu kütür kiraz. Topacağız mı? Topacağız mı? Topla kütür. Ayşe abla bak bak. 15 kasaya geldi. Kütür kiraz. Ha. 15 kasa geldik. Bunun kütür kirazı da Napolyon gibi mi alıyorlar? Ha, bunu normal şey alıyor, sanayi alıyorlar. Tam ermiyor. Ermeden topla, böyle topluyorum ben. İlaç sanayi. Bak. Kalmış. Nurgül'üm. Bak bu normal diyeceğim. Apalyonga da şey adı da. Bunlar gök diye galiba. Seçildi galiba. Şimdi çok gök oldu mu şey olmuyorlar. Laf ediyorlar. Almıyorlar seçti. Gök oldu mu? Almıyorlar. Onu almıyor. O da kaldı zaman. Bak şimdi eriyor. Ben toplayacağım bunları. Yani topladı işte, götürdü şey, de ben. Ha var evde. Eve gelin şu gelin tabi ya. Kızı. Kızını topla git. Var var. Böyle şey atlanın. Şu Şükrü amca var ya dün getirmiş şöyle bir sen kızım, dışına kadar. Bak okulun altındaki bahçede kirazlam yetişti. Kaç kasa aldık oradan? Biz altı kasa mı ne aldık? Altı kasa aldık. Dedim onu ben Şahin'e sonra konuşacakmış seninle. Tamam mı? Kendi yerine gidersin. Hemen okulun altında iş yol mu? Hem bu yoldan atlıyorsun. Biliyorsun. Şavuk amcanın yerini biliyorum. İçinde bak dut ağacı var. Bir bende var dut. İki tane dut var. Biri evde. Fatma annenin ektiği yediğim bu. Tamam biliyorsun orayı kaşıyor. Evet, topla. Tamam. Niye demedin sen dedi. Ben değildim mesela toplamaya. Komşular veriyor sağ ol. Hiç dışarı çıkmadın bu kirazı toplarken. Görünmedin. Burada mıydık? Bilmiyorum. Burada değildik. Aa, burada değildi. Sıcaktan duramadık da İzmir'de şey diyorum ya. Değildi. İyi ya abi insan bir şey. Bak var ya insan bir çek hiç abartmıyorum. O çocuk çığıra 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 sıcaktan. Baba dede gel al bizi diyor. Keşke getireydim. Yani birader getireceydi. Bir sorun oldu. Olabilir. Çocuk hastalandı. Şeyden sıcaktan. O kurbanda onu getirdim. İsilik çıktı boyundan da. Ufacık kızıl yavru dayanamıyor. Buraya getirdiydik uyuyuverdi. Polen mi kız mı? Kız. Adı da Polen. 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 Ağaç polen. Çiçek polen. Ha, çiçek, tozu. Çiçek tozu. Çiçek tozu. Şey yapıyorsan onlar bunlar çok da bunlar bozulmazlar. Bu bizim değil ona girme. Yiyeceğimiz de Şahin gelsin de o çekimde alırız. Sen bunu topla git de yeseniz ya iyi bu kütür kütür. Niye? Bunları topladım ben oraya. Beşede satar da giderdim. Dün geldik daha dedi. Kütür kütür. Bunlar bundan yerdir mi? Biz bir şimdi bir gün toplamaya geldik. Onu tam toplayacağım. Yukarıda bir daha var. İki tane gök öyle. Fişne kaç para Süleyman abi? Valla şu 10 lira alıyorlar. Ucuz ya. 10 lira fişne mi olur değil ne mi? Ne var? Ne yapalım? Yukarıda o şeyleri ben zaten toplamam. İsterse bakan toplayın. Saat lazım. Para söylüyorsun. Kendin yaparsın orada. Şey ya. Mi?
Fişne. Fişne mi? Sen topla ereni ereni. Öyle şey olursa biz seni buluruz. Vay ya, senin her yerde dolu ya. Şimdi ben sana bir şey desem gelip toplayamam abi. Ben benim hani bakalım. Sana bir şey desem yalan Allah, olur. Analı babalı büyüsün. Amin. Allah, amin. Mutluluk versin. Amin. Size de afiyet olsun. Abi. Tamam mı? Hadi kolay gelsin. Tamam. Afiyet olsun. Allah hayrını kabul etsin. Ben fişnemi unutmayın. Domatesim yoksa da yen. Ne? Domat getirin, yerim. Aa, yok yok. Buna... Domatlarınız erdi mi? Aa. Pazardan. Ben de dedim daha fidan. Ne ekiyorum ya, çamurdan biz daha yeni ektik. Daha yeni ektim ben valla. Abi çamurdan. Sizinkiler bilmiyorum, bizim domatlere hastalık geldi. Hemen sararıyor, ertesi gün belinden kuruyor. Bilmem. Ya, bizim domatlar öyle bir şey olmadı çok. Olmadı ki daha biz yeni dikiyorum. Hmm. Yeni diktim daha. Çamur daha çamur, gelememiş. Ha. Afiyet olsun. Benim tarlamın önünden su çıkıyor daha. Aa, tarla içine... Cahu dereden su akıyor biliyor musun? Buradan. Önce Mayıs ayında dinledim. Mayıs'ın başında. Akıyor. Yeni dinmişler. Hmm. Şey ama orada aşağı dalıyor gari. Yukarıdan iniyor o. Kuyulara. Kuyuya, kuyunun yanında duruyor gari. Aşağı geçmiyor ama akıyor daha. O çocuğu kızına yedirmem de kendini dolaba koy. Fişneyi mi? Fişneyi. Kıza yedirmem, gaz yapıyor çocuğa. Ben hoşaf yapıyorum onu, hoşaf. Ne yaparsan yap. Hadi Allah'a emanet olun. Bir isteğiniz olursa seslenin. İki kata ne diye çıktı. Yayın yapacaksın şimdi sen ona? Bunu mu? Ne diye yayın yapın? Süleyman abinin kiraz tarlası, vişneleri. Nasıl bulacaklar? Ben şey, senin gelinle biz o gün eğendi aşağı konuştuk baya. Kiraz vermeye gittik ya. Evet. Eğendi gelin baya konuştuk. Sağ olun abla falan dedi. Oğlan da senin çok sıcak kanlı ha. Oğlan beni bir elinden kaldırıyor deli gibi. Seni. Seni. O küçücük. Aman. O değil. O kendi oğlum. Biliyorsun. Senin oğlanı. O seni kaldırıyor. Maşallah. Maşallah de. Maşallah. O işte geldi önümüze. Şahin çıkarıverdi şeyleri. Çoğudu eşya. Onların hepsini çıkarıverdi. Parayı da verdik. Gelin de indi. Geldi abla dedi. Çıksaydınız falan dedi. Biz çıkamayacağız dedik. Akşam dar vakitti zaten. Geç çıkabildik buradan. Misafir gelmişti. İyi ya. İyi gelinin de oğlum da sıcak kanlı. İyi maşallah. Onlar görmedin mi? Onlar inmedi. İnmedi mi? Aa, onlar inmedi. Gelin Şahin götürmedi. Ben arabada bekledim eşyaları. Gelin geldi. Ufak ne bir göreydin o daha bambaşkaydı. Torun nasıl oluyormuş biz de anladık. Değil mi? Çok tatlı olmuyor mu Süleyman abi, Ayşe ne abla olmaz, değil mi? Normal mı kız? Seviniyor. Çok tatlı oluyor. İnsan özlüyor ya. Ben gibi ben özledim. Baba, dede yandım. Sıcakta. Yandım sıcakta mı diyor. Keşke gelebilselerdi hu serin havalarda acık dursalar. Birader kurbanda getireceğiydi. Yarın havada kaldı gelip alıp içeceğiydi. Onda kız sıcaktan hastalandı. Onu kaldı. Ben senin gelin oğlana linkini atarım. Bir de şey Süleyman abi, Ayşe abla beraber işte vişne topladık. Vişne yedik gibi yazarım. Başlığını buluruz yani. Bakalım, alıp gelecekler de. Ha. Getirirse bu sıcakları acık. Ha, önümüzdeki hafta 40 dereceymiş İzmir. Bak bu önümüzdeki hafta. Yeni 2 gün sonra. 40 derece ne demek ya? Çok yani. O yüzden işe edin. Gelsin serinlesinler. 40 derecede Diyarbakır'a gittim ben. Ama korka gittim. Ana ben vücudu sıcağı kaldırmıyor. O sıcak hiç etkilemedi beni. Diyarbakır'ın sıcağı dokunmaz. İzmir'in sıcağı nem oranı yüksek değil mi Süleyman abi? Ondan bence. Deniz şeysi var ya. Deniz şeysinden dolayı. Ya ben bak Diyarbakır'a gittim, 40 derece diyor sıcak gittiğim gün, yani bu gideceğim gün. Bak harbiden korka gittim, hani ben sıcak etkilediği için. O sıcak ne, ya bana bayılır insan, su içsever. Tabii. Ben de ihtiyaç duymadım ya. Tabii. Şey bak Kabe'de de kaç derecedir hani baktığında haberlere ya da telefondan. Ama oradaki sıcak sana dokunmaz. Dokunmuyor. Neden? Deniz yok. Ha, Kabe'de, Medine, Mekke'de. Şeyde, Arabistan'da, Hacı'da, Haç'ta yani orada dokunmaz. Biz Ümre'ye gittik ya oradan. Hani buradan derecesine bakarsın, eyvahlar olsun, insanlar pişti dersin. Hayır.
hiç dokunmuyor. Ama o İzmir'in sıcağı başka bir şey ya. Başka bir şey. Çocuklara yazık. Pırıl şey mis gibi değil mi? Sen sabah görecektin. 5.30'da bahçeye indim. Sakin, esmiyor. Öyle güzel bir hava var ki. Öyle. Yani insan erken kalkmak... Ben arabayı görmedim sabah burada. Senin arabayı gördüm. Senin arabadan ben kaç saat önce kalktım. Bahçeyi suladım. Ben arabayı koydum. Arabayla tekrar başka yere gittim geldim. He, ben onu görmedim. Ben 5.30 gibi bahçedeydim. Sen kaçta? Ben 6'da falan o aralarda. Ha, o zaman ben o tarafta olunca görmemişimdir. Gel oturun. Hadi bakalım, hadi oturun. Afiyet olsun, tamam? Hadi. Ben oturmayacağım. Tamam, ben gideyim. Bebişimizi ağla. Tamam. Hadi görüşürüz. Torna bak, torna görün. Torna bak diyor. Bakacağım, bakacağım. Hadi. Yiyin. Baş üstüne Ayşe ablam. Görüşürüz inşallah. Büyür de şuralarda sizinkiler, bizimkiler oyna. Selam söyle. Tamam. İnşallah. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Ah, öyle mi? Dinlenince mi daha tatlı olur? He, tamam. Tamam abi inşallah. Bunlar da beyaz kiraz. Ve seyrekmiş bu sene. Çok fazla yok. Çiçeği çoktu bunun. Ama kirazı yok. İşte böyle gönül dostlarım. Taze vişneden komposto yapacağım. Yani biz hoşaf deriz. Komposta deniliyor. Ondan sonra kahvaltı hazırlığı. Süleyman abilerin çayını verdim. Şimdi de kahvaltı hazırlama zamanı. Patlıcan közlüyorum. Bugün de tüpte közleyeyim dedim. Dışarı ateş yakıp orada közlüyorum. Her zaman bugün burada közleyeyim dedim. Sadece 3 patlıcan için ateş yakmayı vereyim dedim yani. Tavaya yağ koydum birazcık. Şöyle 2 tane patates, patatesleri yuvarlak yuvarlak dileceğim. Ya ısındı. Şöyle patatesleri döşüyorum. Ateşi kısıyoruz. Kapağını da kapatıyoruz. Kısık ateşte buharda patatesler pişiyor. Kısık ateşte pişti. Altı kızarır gibi oldu zaten. Görünüyor. Kızarmadı iyice. Kızarmayacak zaten iyice. Yumurtayla kızaracak. 2 tane yumurta. Yumurtanın içerisine 1 çay kaşığı kimyon. Bunu özlem için bütün yemeklere kullanıyoruz. Biraz da tabii ki de patatese tuz ektim, az ektim. Biraz da yumurtaya tuz. Ne yapıyorum? İyice çırpıyorum. Biraz da yağ koydum arkadaşlar. Sahnede yok ama yarım kaşık kadar, bir kaşık kadar zeytinyağı da yumurtanın içerisinde var. Şimdi şöyle üzerine döküyoruz. Patatesler pişmiş olacak. Hani pişmezse çiğ kalır. Yumurta hızlı pişer. Patatesler çiğ kalır. Patates önce pişecek. Evet. Yumurtayı da patates üzerine döktük. Kapağını kapatıyoruz. Harika lezzeti göreceğiz hep birlikte. Pişecek. Birazcık yumurta pişti. İyice pişmedi daha bakın. Börek gibi sallanıyor. Şimdi bunu ters çevireceğim. Tavanın kendi kapağı değil. Kendi kapağı cam, düz değil. Bu balık tavasının kapağı. Balık tavasında yapsaydım daha süper olurdu da onu baştan düşünemedik. Şöyle çeviriyorum. Böyle çevirdim. Bakın arkadaşlar, kiraz gibi olmamış mı? Kabarmış. Şimdi tekrar tavaya Tuz indiriyoruz. Evet, bu yanı da kızardı. Ateşimizi kapatıyoruz ve şöyle servis tabağımıza alacağız. Servis tabağına koyuyoruz.
Herkes bunu çok sevecek. Hele taze patatesden, kabuklu patatesden yapın da görün. Süper oluyor. Tadına doyum olmaz. Olmaz. Her şeyimiz hazır olduğuna göre bitki çayı içiyoruz Özlem'le kahvaltıda. Ne içiyoruz? Sarı kantaron. Özlem'le baş başa kahvaltı. Tabii polen bize eşlik edemiyor. Arkadaşlar, patlıcanı közlediğimizde, soyduğumuzda limon istenilirse, limon ve zeytinyağı sıktığımızda bir de pul biber ilave ederseniz çok güzel, çok lezzetli olur. Annemle birlikte organik köy kahvaltısı. Organik köy kahvaltısı yapıyoruz Özlem'le birlikte. İsterse Özlem öbür tarafa sıkar, istemezse sıkmaz. Ben limonunu severim. Şöyle kahvaltımız. Bizim kahvaltıda olmazsa olmazımız kavun veya karpuz olur yazın. Özellikle tabii semizotu. Yeşillik mutlaka olur mevsimine göre. Mutlaka olur yeşillik mevsimine göre. Böyle işte Özlem kızımla büyüğüm baş başa köyde köy kahvaltısı. Gerçek köy kahvaltısı diyelim yani. Bize afiyet olsun. Hoşçakalın.